fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır. Necmettin Erbakan, Türk savunma sanayinin yenilikçi ismi. İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden birincilikle mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ilmi araştırmalar yapmak üzere Almanya'ya gönderildi. Leopard 1 tankının motor tasarımında baş mühendis olarak görev yaptı. Motorun yanma odasını bizzat kendisi çizdi. Alman üniversitelerinde ilk Türk bilim adamı olarak doktor unvanını kullanmaya hak kazandı. Henüz 27 yaşındayken Türkiye'nin en genç doçenti oldu. İlk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor Fabrikası'nı kurdu. Türkiye'de ilk defa %100 yerli imalat olarak motor üretimini gerçekleştirdi. Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek siyasete girdi. Refah Partisi Genel Başkanı olarak girdiği seçimlerde birinci parti oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 23. Başbakanı olarak görev yaptı. Necmettin Erbakan. O, Cumhuriyet tarihinin yerli motor ve tank yapımındaki en büyük öncüsüydü. 29 Ekim 1926 yılında Sinop'ta dünyaya geldiğinde ona dinin yıldızı demek olan Necmettin adı verilmişti. Ağır ceza hakimi olan babası Mehmet Sabri Erbakan'ın birçok yerde görev yapması nedeniyle çocukluğu farklı şehirlerde geçiyordu. Ne okuyorsun Necmettin? Elinden bırakmadın sabahtan beri. Kadeş Savaşı'nı okuyorum baba. Kim? Firavunların yönetimindeki Mısır ile Hititlerin Savaşı. Burada yazar mı bilmem. Ama Kadeş tarihteki en çok savaş arabasının, yani günümüzdeki tankların kullanıldığı savaştı. Galiba bu savaşı Firavun'un ordusu kazanacak. Maalesef evladım. Mısırlıların arabaları demir tekerlekliydi. Ve atların çektiği arabada iki kişi taşıyorlardı. Hititlerin çektiği arabaysa taş tekerlekliydi. Ve üzerinde sadece bir kişi durabiliyordu. Ve o kişi hem arabayı kullanıyor hem de ok fırlatıyordu. Gördüğün gibi evladım. Firavun'un ordusu teknik olarak üstündü. Kadeş'te demir tekerlek taş tekerleği yendi. Öyle mi? Savaşta her zaman teknolojide bir adım önde olan kazanır. Bir ülke içinde en önemli olan şey budur. Baba, peki biz kendi tankımızı yapabilir miyiz? O günleri de göreceğiz evlat. O günleri de göreceğiz. Öğrenim hayatına Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayan Necmettin Erbakan, babasının tayini sebebiyle eğitimine Trabzon'da bulunan Gazi Paşa İlkokulu'nda devam etti ve öğrenimini 1937 yılında okul birinciliği ile tamamladı. Erbakan ailesi daha sonra İstanbul'a taşındı ve Mehmet Sabri Bey oğlunu 1938 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nin ortaokul kısmına kaydettirdi. Necmettin Erbakan, ortaokula bir ay geç başlamasına rağmen kısa sürede sınıfın en çalışkan öğrencisi olduğunu göstermiş ve hocalarının takdirini kazanmıştı. Tüm notlarının yüksek olduğu karnesiyle ailesini bir kere daha gururlandırdı. Öğretmenlerinin mühendis olacağını söylemişsin. Evet baba. Müslüman bilim adamları her zaman güzel işler yapmışlardır. Sen de onlar gibi faydalı işler yaparsın inşallah. Yapacağım baba. Söz veriyorum. Aferin oğlum.
Necmettin Erbakan hayallerine ve amaçlarına ulaşmak için çok çalışmaya devam edecekti. Necmettin Erbakan başarılı geçen yılların ardından İstanbul Erkek Lisesi'ni de birincilikle bitirmeyi başardı. Okulu birincilikle bitirmesinden dolayı Erbakan'ın direkt üniversiteye kayıt hakkı bulunmasına rağmen o da diğer arkadaşları gibi sınava girmek istedi. Tek tercihi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ilk 10 içinde kazanarak motor bölümünde eğitimine başladı. Merhaba. Merhaba. Necmettin Erbakan. Memnun oldum. Ben de Süleyman. Süleyman Demirel. Buyurun. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olacak Süleyman Demirel'le ilk karşılaşmaları ve tanışmaları üniversitede olacaktı. Fakülte sonrası için niyetin nedir Necmettin? Motor ve tank yapma niyetindeyim. Nasıl yapacaksın bunları? İşte böyle. Çizimlerini Süleyman Demirel'e gösteren Necmettin Erbakan, arkadaşının tepkisini merakla bekliyordu. Bunları sen mi çizdin? Vallahi tebrik ederim. İnşallah bunları yapmaya muvaffak olursun. İnşallah. Necmettin Erbakan, okulun ilk gününde motorlar kürsüsünde profesör olan Selim Palavan'ın dersine girecek ve hayatında önemli bir yer tutacak olan hocasıyla üniversite boyunca beraber çalışacaktı. O yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin birinci ve ikinci sınıfta dersleri aynı olduğundan aynı sınıfta okurlar, birlikte eğitim alırlar ve üçüncü sınıftan itibaren kendi şubelerine yani mesleki uzmanlık sınıflarına geçmeye başlarlardı. İşte bu yüzden motor bölümü öğrencisi Erbakan ile inşaat bölümünde okuyan Demirel de farklı alanlarda olmalarına rağmen birinci ve ikinci sınıfı beraber okuduklarını görüyoruz. Ders aralarında bir araya gelen arkadaşlar ülke gündemine ve ileride yapacaklarına dair konuşuyorlardı. Her ne kadar Süleyman Demirel inşaat mühendisi bölümüne geçiş yapsa da motor bölümünden arkadaşlarıyla bir araya gelmeye gayret ediyordu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necmettin. Suat. Hoş geldin. Necmettin Erbakan. Turgut Özal. Memnun oldum. Memnun oldum. Buyurun. İleride Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olacak Turgut Özal'la o gün tanışan Necmettin Erbakan, aklındakileri onunla da paylaşacak ve motor yapma konusundaki fikirlerini öğrenecekti. Necmettin okulu bitirince tank motoru yapacağını söylüyor. Sen ne dersin Turgut? Helal olsun derim, ne diyeyim? Memleket için harika bir usta. Arkadaşlar, güzel hayalleriniz var ama ne motoru ne de tankı bize yaptırmazlar. Hani hem kusura bakmayın, böyle bir şey biz beceremeyiz. Ama ya becerirsek? Ha? Düşünsenize, sadece tank değil, üretilecek motorlarla köylülerin hizmetinde kullanılacak makineler bile yapılır. Tabii ya. Bunun için yeterli teknolojiye ve ilme sahip miyiz? Emin değilim. Yanılıyorsun Suat. Şu an Batı'nın ileri teknolojide olmasını sağlayan ilimlerin ilk keşfedicileri İslam alimleri değil miydi? Hı hı. Ama şu an durum bambaşka Necmettin. Değil Suat, değil. Bunları bizim unutmamız istendi. Görüyorum ki de bunu başarmışlar. Bir gün aklındakileri başaracağına inanıyorum Necmettin.
Üniversitede birbirine destek olan arkadaşların yolları daha sonra ayrılacak ve siyaseten farklı yerlerde durarak birbirlerine rakip olacaklardı. Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın öğrencilik yıllarında birbiriyle görüştükleri, hatta yakın arkadaş oldukları biliniyor. Ayrıca o yıllarda dönemin dekanı mescit odasını kapatınca Necmettin Erbakan bunun üzerine üniversite bahçesinde boş bulunan bir transformatör binasını mescide çeviriyor ve arkadaşlıkları beraber orada ibadetine devam ediyor. Necmettin Erbakan 1948 yılının Haziran ayında halen kırılamayan bir rekorla 5 yerine 4 senede ve 4 sene üzerinden 3.96 not ortalamasıyla birinci olarak mezun oldu. 1 Temmuz 1948'de ise mezun olduğu üniversiteye asistan öğretim üyesi olarak atandı. Yani bitirdiği bölüme tam da bitirdiği günlerde hoca oldu. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi tarihinde bir ilkti. Bu süreçte ders verme yetkisi sadece doçent ve profesörlere ait olmasına karşın aynı yıl kürsüde doçent olarak görev yapan bir bilim adamı askere gittiği için Necmettin Erbakan asistan olmasına rağmen kendisine çıkartılan özel bir izinle fakültede ders vermeye de başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders öncesi son hazırlıklarını yapan Necmettin Erbakan, o gün gazeteden çok kötü bir haber alacaktı. Günaydın hocam. Günaydın Harun, gel. Ne oldu Harun? ...3 Mart tarihli gazetede Türkiye'nin ilk yerli silah fabrikasını kuran Nuri Killigil Paşa'nın fabrikasındaki patlamadan ve Paşa'nın hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Ve Allah izin verirse bir gün bu ülkenin ilk tankını da ben yapacağım. İşte o gün İnşallah siz de benim yanımda olacaksınız paşam. Ya. O halde tüm bunları yapacak bu dehanın ismini bilmek isterim. Necmettin. Necmettin Erbakan. Eyvallah. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Büyük bir acı. Bu ülke bu kadar acıyı nasıl kaldıracak bilmiyorum. Nuri Paşa hakkın rahmetine kavuşmuş. Bugün ve geleceğimiz için ne büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin hocam. Milletler Arası İmar ve Kalkınma Müdür Yardımcısının fabrikanın patladığı gün Türkiye'ye gelip bizi tarım ülkesi olarak gördüğünü söylemesi ne kadar büyük bir tesadüf değil mi? Bu ülkenin sadece bir tarım ülkesi olmadığını elbet bir gün herkese anlatacağız ve anlayacaklar. Nuri Paşa'ya sözümüz ve borcumuz olsun. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin savunma sanayinin gelişmesi için canını ortaya koyan isimlerin davasını yarım bırakmayacak, elinden gelen bütün gayreti gösterecekti. 1951 yılında İstanbul Belediyesi tarafından 500 tane otobüs alınacaktı. Aralarında Japon, İngiliz, Amerikan firmalarının da yer aldığı 64 firma, sizin otobüslerinizi biz verelim diyerek belediyeye müracaat etmişlerdi. Alınacak otobüsler için belediye, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bir yazı yazmış ve yabancı iki otobüs markası arasında tercih yapabilmek için onlardan görüş istemişti. Selim Palavan, bu raporu hazırlayacak en doğru kişinin Necmettin Erbakan olduğunu söylemişti. Peki
nedir durum? Yani raporu vaktinden önce yetiştirebilecek misin? Raporu bitirdim hocam. Tüm tafsilatıyla gerekli çalışmaları yaptım. Peki ne dersin? Sence belediye hangisini tercih etmeli? Bana kalsa hiçbirini tercih etmemeli. Niye? Hepsi mi kötü? Kötülüklerinden değil hocam. Şimdi bu kadar dövizle bu otobüsleri alacağımıza, bu parayla hem bu otobüsleri yapacak fabrikalar kurulur hem de otobüsler yapılabilir. Bunu da ekledin mi raporuna? Ekledim. Dedim ki, gelin bu parayla balık ekmek yemeyelim. Hep beraber balık tutmayı öğrenelim dedim. Profesör Doktor Selim Palavan ve asistanı Necmettin Erbakan'ın dostlukları ömürlerinin sonuna kadar devam etti. Hocası öğrencisini her zaman destekleyecekti. Aralarındaki ilişki hoca ve öğrenci ilişkisinden daha ötedeydi. O yıllarda tıpkı Necmettin Erbakan gibi motor yapımına meraklı bir isim daha vardı. Onun ismi Hasan Özfidan'dı. Ülkemizde ilk yerli motoru yapmayı başaran Hasan Özfidan için 1937 yılında dönemin Başbakanı İsmet İnönü, bu çocuğun yurt dışında eğitimini sağlayın diyerek talimat vermiş ve ödüllendirmişti. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin ilk yerli motorunu yapan ve hükümet tarafından da takdir edilen Hasan Özfidan'ı ziyaret etmek ve çalışmalarını ona göstermek istedi. Hocam. Merhaba hocam. Hoş geldin. Çizimlerimi getirdim size. Bakalım. Hocam, bu A planı. İlk motoruma benziyor. Fakat çok daha detaylı. Tank motoru da tasarlıyorum hocam. İnşallah bir gün onu da başaracağım. Daha öncekilerden hiçbirine benzemiyor. Estağfurullah. Tıpkı sizin çalışmalarınız gibi. Hasan Özfidan, motorları, makine üretiminde kullanılan makine ve avadanlıkları, torna tezgahlarını, kalıpları dahil hiçbir yabancı ürünü taklit etmeden kendisi yapmıştı. Burada yazıp çizdiğin gibi bu motoru yaparsan eğer muadillerine göre çok daha güzel olacaktır. İnşallah hocam. En büyük arzum bu. Eğer bir gün beni bu konuda sınava tabi tutarlarsa Allah'ın izniyle onu da başaracağız. Necmettin, onlar seni sınava tabi tutamazlar. Esas sen onları sınava tabi tutabilirsin. Benim yapamadıklarımı Allah'ın izniyle sen yapacaksın. Estağfurullah hocam. Uzun yıllar tarım arazilerinde sulama için kullanılan 2,5 ila 8 inç büyüklüklerinde Hasan Özfidan markasıyla su tribünleri ve marangoz hisar markalarının imalatını kendi yaptığı makinelerle sürdürüyor ve başta Ege bölgemiz olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümüne ürünlerini sunduğunu görüyoruz. Ayrıca bu ürünlerin garanti süresinin ömür boyu olması da dikkat çekici bir diğer özelliğiydi. Bu aslında bu ürünlere nasıl bir teknik güven duyulduğunu da gösteren bir unsurdu. Seri üretimini yapmamakla birlikte ilk pamuk kırma makinesini de yine kendileri yapmışlardır. Necmettin Erbakan'ın İstanbul Belediyesi'nden beklediği haber gelmişti. İstanbul Belediyesi yazıyor. Çok geldi mi acaba? Aç benim ya. Aa, hadi bakalım ya. Hadi hayırlısı, iyi haberler alırız inşallah. İnşallah hocam.
Ancak gelen haber memleketin faydasına olmayacak, Erbakan'ı hayal kırıklığına uğratacaktı. Ne oldu evlat? Hayırdır, iyi misin? Türkiye'de motor üretip otobüs fabrikası kurmak bir hayaldir demişler hocam. Üniversite gibi ciddi kurumların böyle olmayacak hülyalarla dolu bir rapor hazırlaması belediyemizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Olacak şey değil. Bu tam bir saçmalık. Görüyorsunuz ya hocam. Ülkeye ve millete faydalı olacak işlerin hayalini bile kuramayan insanlar işlerimize engel oluyor. Hayallerin yarım kalmayacak Necmettin. O motorları yapacaksın. Hem de çok daha büyüklerini yapacaksın. Hocasının da desteğiyle Necmettin Erbakan'ın önünde yeni hayaller, yeni umutlar ve başarılar olacaktı. Bu davasından asla vazgeçmeyecek, düştüğü yerden kalkmasını bilecekti. İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılında doktora tezini başarılı bir şekilde bitiren Necmettin Erbakan'ı ilmi ve bilimi araştırmalar yapması için Almanya'da bulunan Aachen Teknik Üniversitesi motorlar ve termodinamik bölümüne göndermeye karar veriyor. Necmettin Erbakan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman üniversitelerinde görev yapan ilk Türk bilim adamı olacaktı. Aachen Teknik Üniversitesi motorlar ve termodinamik bölümünde çalışacak ve tank motorlarına dair araştırmalar yapacaktı. Necmettin Erbakan, Almanya'da gördüklerinden etkilenmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış bir devletin sanayileşmeye dair attığı adımlara karşı her akşam düzenli notlar tutuyordu. Hoş geldiniz Nafis. Buyur. Neredeyse bir aydır buradasınız. Alışabildiniz mi? Ya da gördüklerinizden memnun kaldınız mı? Memnun kalıyorum. Ancak bir yandan da hayrete düşüyorum. Almanya İkinci Dünya Harbi'nden yeni çıktı. Gittiğim yerlerde neredeyse gördüğüm kadarıyla ayakta duran tek bir bina bile yok. Ve bunca yenilgiye rağmen burada yapılanlar ve kurulan fabrikalar beni Türkiye'de de ağır bir sanayi hamlesi başlatabileceğime dair iyice umutlandırdı. Ruhr Havzası'nda yeni fabrikalar kurmak için de hazırlıklara başladılar. Memlekete dönünce yerli motor sanayisi kurmanın Türkiye gibi yoksulluktan çıkmaya çalışan bir ülke için ne kadar gerekli ve önemli olduğunu herkese anlatacağım. Milli sanayi fikri bugünden sonra milli görüş davasının en önemli hedeflerinden biri olacaktır. Allah'ın izniyle ülkemiz ve milletimiz için faydalı ve hayırlı işler yapacağız inşallah. Alman Ekonomi Bakanlığı, Ruhr sahasındaki fabrikalar üzerinde araştırma yapmak için görevlendiren heyette Necmettin Erbakan'ın da özellikle yer almasını istiyor. Bunun üzerine Necmettin Erbakan 15 gün süresince Ruhr sahasındaki bütün ağır sanayi fabrikalarını geziyor, buraları inceliyor ve gerçekten yapacağı o gelecekteki çalışmalar için büyük bir tecrübe edindiğini görüyoruz. Necmettin Erbakan, Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Profesör Schmidt'le birlikte çalışıyordu. 1,5 yıllık bu çalışma sürecinde bir tanesi doktora tezi olmak üzere 3 tez hazırlamıştı.
Çalışmaları sonunda Alman üniversitelerinde geçerli olan doktor unvanını da almıştı. Necmettin Erbakan'ın yazdığı tezler Alman Ekonomi Bakanlığı'nın da dikkatini çekmişti. Bakanlık vakit kaybetmeden yetkilileri görevlendirecek ve Erbakan'la tanışmaları için onların çalıştığı fabrikaya gönderecekti. Gördüğünüz gibi toplamda tam 16 tane parçamız bulunuyor üstte gördüklerinizdeki. Bu 16 parçanın zincirleme çalışma modelleri vardır. Ama bizler bu sorunları hep beraber çözeceğiz. Öncelikle birinci parçanın üçüncü kademesindeki Bayan X6... Bakan, ismim Hans Nielsen, Alman Ekonomi Bakanlığı'ndan. Arkadaşım da yardımcım Peter Tiedemann. Nihayet sizinle tanışabildik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziyaretinizden memnun oldum. Yazdıklarınızdan çok etkilendik. Motorların daha az yakması konusunda yeni bir rapor daha hazırlayabilir misiniz? Necmettin Erbakan bu konudaki kararını hemen verecekti. Kabul ediyorum. Bu benim için bambaşka bir deneyim olacak. Alman Ekonomi Bakanlığı için motorların daha az yakıt yakmaları konusunda araştırmalar yapan Erbakan, doçentlik tezini de dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunu matematiksel olarak izah etme üzerine yaptı ve bu tez Alman bilim çevresinde büyük yankı uyandırdı. Leopard tankları motorları gelişim bakımından teknik problemleri çok fazla olan sorunlu bir motora sahiptiler. Bu yüzden 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın soğukları Alman ordusunu ve tanklarını zorlamıştı. Alman tank mürettebatı motordaki yağın donmasını önlemek için gece boyunca araçlarının altında ateş yakmak zorunda kalmış ve tank motorlarının soğumaması için battaniyelerle onları sarmaya çalışmışlardı. Ayrıca tankları ve zırhlı araçları yakıtın katılaşmasını önleyecek antifriz eksikliği nedeniyle çalışmakta zorlanmıştı. Almanların aksine Sovyet tankları soğukta çalışmaya hazır antifriz barındıran bir sisteme sahiptiler. Necmettin Erbakan, tank motoruna dair çalışmalara başlamadan önce Profesör Flats'la bir görüşme gerçekleştirecekti. Bu konuda hazırladığınız tezlerinizi görünce bu adam bize lazım dedik. Çünkü çalışmalarınız tam olarak bizim istediğimizi karşılıyor. Teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım. Bu iş yanma işidir. Sizin tezleriniz de bunun üzerine. Bu problemi çözmenizi istediğiniz için sizi burada çağırdık. Biz savaşı motorlarımızı hatalı ürettiğimiz için kaybettik. Tankları Rusya'da gönderdik, suyu dondu. Afrika'da gönderdik, suyu kaynadı. Böylece o kadar tankımız olduğu halde hiç tankımız yokmuş durumunda düştük. Genç dostum, biz bu NATO'da öyle bir motor yapacağız ki Sibirya'da donmayacak, Afrika'da kaynamayacak. Bay Flats, başaracağımdan hiç şüpheniz olmasın. Asla şüphem yok Bay Erbakan, asla. Necmettin Erbakan, Deutz Motor Fabrikası'ndaki ilk iş gününde Profesör Flats'la birlikte çalışacağı ekibin karşısına çıkmıştı. Baş mühendisimiz Bay Erbakan liderliğinde bu deneyleri iki enjektörle yapacaksınız. Birisi Amerikan enjektörü, öbürü Alman enjektörü olacak. Çünkü biz Almanlar, Amerikalılara bağımlı olmak istemeyiz. Daha sonra bu deneyleri götürüp NATO heyetine takdim edeceğiz. Amerikalılar kendi enjektörlerinin sonucunu görmeden kabul etmezler. Biz ise Alman enjektörü olsun isteriz. Onun için bu deneyleri iki kere yapacaksınız. Neticede Almanlar yabancılara muhtaç olmak istemezler.
En doğrusunu düşünüyorsunuz profesör. İnşallah ben de bir gün ülkemde aynılarını yapacağım. Necmettin Erbakan ve ekibi vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaktı. Necmettin Erbakan gece gündüz uyumadan motorun yüksek sesinden dolayı kulaklarına pamuk tıkayarak 6 ay bu motoru geliştirmek için çalışacak ve Alman tanklarına hiçbir zaman unutulmayacak imzasını atacaktı. Baş mühendis Necmettin Erbakan, Leopard tanklarının en zor hava şartlarında donmadan çalışabilmesi için ateşleme sisteminin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve onun yeniden düzenlenmesine büyük önem veriyordu. Uzun süren çalışmalardan sonra Necmettin Erbakan, motora dair son dokunuşları da yapacak ve başarılarını Profesör Flats'e gösterecek. Basın. Evet. Daha yavaş. Gör. Desteğini. Ne dersiniz? Bu işin üstesinden gelebilecek misiniz? Allah'ın izniyle geleceğiz profesör. Motoru tamamladık. En soğuk havalarda bile problem çıkarmayacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda yanımda olsaydınız belki de Ruslara karşı kaybetmezdik. Necmettin Erbakan o zamana kadar Alman mühendislerinin yapamadığını başarmış ve Alman bilim dünyasında büyük izler bırakmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Erbakan, Alman üniversitelerinde görev yapan ilk Türk bilim adamı olması son derece önemlidir. Daha sonra 1953 yılında doçentlik sınavını vermek üzere Türkiye'ye dönüyor ve bu sınavı da başarıyla vererek henüz daha 27 yaşındayken Türkiye'nin en genç doçenti olma unvanını kazanıyor. Erbakan'ın Türkiye'ye dönmemesi için maaşını artırma, yeni imkanlar sağlama gibi teknikler yapılsa da o bu teklifleri reddetmiş ve ülkesine dönmeye karar vermişti. Necmettin Erbakan, Almanların İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanayileşmelerine tanıklık etmiş ve Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'de Gümüşhanevi dergahının müdavimlerinden ve gözdelerindendi. Bilgi ve tecrübesini dergahtaki sohbetlere katılarak da gösteriyordu. Necmettin Erbakan bir karar almadan önce Gümüşhanevi dergahına uğruyordu. Dergahın başındaysa Mehmet Zahit Kotku bulunuyordu. Mehmet Zahit Kotku gençlik yıllarından itibaren Gümüşhanevi dergahındaydı. O gün Erbakan ve arkadaşlarıyla önemli bir konuşma gerçekleştirecekti. Anlat bakalım Necmettin. Almanya'da yaptıklarından sonra neler düşünüyorsun? Efendim, ben oradayken beni üzen, bir o kadar da etkileyen bazı olaylar olmuştu. Neydi onlar? Almanya'da ben fabrikalarda çalışırken bir yandan araştırmalar yapıyordum. Bizim Zirai Donatım Kurumu'nun Alman fabrikalarına verdiği motor siparişlerini gördüm. Efendim işte bu görüntü benim de milli motor sanayisi kurma kararlılığımı iyice pekiştirdi. Yalnız bizim milletimiz de bunu gayet kendi imkanlarıyla yapabilirdi. İnsanlarımızın ekmek parası için yabancı diyarlara gitmesi beni üzüyor. Halbuki bu vatanın evlatları bir araya gelip atölyeler, motor fabrikaları kursalar daha güzel değil mi? Böylelikle vatandaşlarımız da iş sahibi olur ve ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmazlar. Hayallerimizin, hedeflerimizin ve başarmamız gerekenlerin bazılarını askerde, bazılarını da ancak törenlerde görüyoruz.
Harp zamanları büyük faydalara dokunan tankları bizler, hatta siz gençler neden yapamayasınız? Efendim, bize diyorlar ki siz onların motorlarını dahi yapamazsınız. Bu işler öyle kolay değildir diyorlar. Necmettin'im, sen Almanya'da tanklar konusunda başarılı olmuş bir mühendissin. Sen yaparsın evladım. Hem de en iyisini yaparsın. Yapacağım efendim. Yapacağım. Allah'ın izniyle elimden gelenin en fazlasını yapacağım. Hem bugün hayallerimiz için atacağımız ilk adımı söylemeye gelmiştim. Hep birlikte yapacağız. Yorulmadan, bıkmadan, pes etmeyeceğiz. Kararımız kesin. Allah muvaffak eylesin. Amin. Ama ne yaparsanız tüm toplumun malı olarak yapın. O zaman yapacağınız daha iyi, daha güzel olur. İşte böyle çok daha güçlü, çok daha başarılı olursunuz. Hem bugün hem de yarınlar için örnek olmak istiyoruz efendim. Necmettin Erbakan ve arkadaşları kısa sürede harekete geçecek ve hayallerindeki fabrikayı kuracaklardı. Fabrikanın isminin neden gümüş olduğuna ilişkin iki görüş mevcuttur. Bu görüşlerden ilki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gümüş suyunda bulunması, ikincisi ise Erbakan'ın Gümüşhanevi dergahından esinlenmiş olmasıdır. Mehmet Zahit Kotku ise Türkiye'nin tarım ülkesi olarak görüldüğü ve öylece kabullenildiği yıllarda ekonomik yönden ve özellikle de savunma ve ağır sanayide dışarıya bağımlı olmamak için sanayileşmek gerektiğini dile getiriyor. Necmettin Erbakan ve arkadaşları için sanayileşme davası kolay bir mücadele olmadı. Gümüş motor fabrikası kurulurken ülkede önemli olaylar yaşandı. Fabrikanın kurulmaya başlamasının ardından iki büyük devalüasyon oldu. 6 milyon lirayla kurmayı planladıkları fabrikanın maliyeti bu yüzden 25 milyon liraya çıktı. Ancak bütün zorluklara rağmen Erbakan ve arkadaşları gümüş motoru kurmayı başardı. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan fabrika her bir hissedarın %5'ten fazla hisse sahibi olamayacağı bir proje kapsamında 200'e yakın ortağın bir araya gelmesiyle 30 bin metrekarelik bir alana kuruldu. 12 bin metrekarelik kapalı saha içinde dökümhane, çelik işleri atölyesi, piston dökümhanesi, modelhane ve tecrübe standlarından oluşan bölümleri vardı. Gümüş motorla birlikte Necmettin Erbakan'ın önünde yeni bir mücadele sayfası açılacaktı. Tabii ülkenin geçimini büyük oranda o dönemde tarımla sağladığı, barajlara bağlı sulamanın henüz başlamadığı ve ihtiyacın derin su pompaları ile karşılanmaya çalışıldığı bu dönemde gümüş motor Türk çiftçisinin gerçekten yanında oluyor ve gerçekten büyük bir destek sağladığını görüyoruz. Gümüş motor derin kuyu pompaları da üreterek büyük bir ihtiyacı giderdi ve devlet su işlerinin verdiği siparişleri de başarıyla karşıladı. Necmettin Erbakan yıllar önce görüştüğü Hasan Özfidan'ı gümüş motora davet etmişti. Fabrikada onu büyük bir heyecanla bekliyordu. Hasan Hoca da gelmedi. Onun dokunuşlarına ihtiyacımız var Adil. Ama gelmeyecek kalp. Ancak o esnada atölye içinden gelen bir motor sesi Necmettin Erbakan'ın dikkatini çekti ve beklediği misafirin gelmiş olduğunu fark etti.
Hocam. Neler yapmışsın böyle Necmettin? Esas hoca sensin. Estağfurullah. Bunların bir usta dokunuşuna ihtiyacı vardı. Onun için sizi çağırmıştık. Ustaya usta ne gerek Necmettin? Usta da sensin, hoca da sensin. Helal olsun. Birkaç sene içinde yükselen fabrika, Batı memleketleri imalatı ayarında dizel motorları üretmeye başlamış ve motorlar konusunda yerli üreticilerin takdirini kazanmıştı. Dışarıdan getirilmesi sorun haline gelen ve çok pahalıya mal olan en ince makine parçaları artık piyasaya Türk malı olarak sürülüyordu. Hocam, tek bir motor fabrikasıyla Türkiye kalkınır mı? Belki bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar Adil'im. Necmettin Erbakan ve Gümüş Motor sayesinde Türkiye'de yepyeni bir kalkınma hamlesi başlayacaktı. Ancak yetkili makamlar Gümüş Motor tarafından üretilen motorları kontrol etmiş ve 5.6 litre olması gereken yakıt 5.7 litre çıktığı için Avrupa standartlarını karşılamadığını gerekçe göstererek motorların seri üretimine izin vermemişti. Necmettin Erbakan ve arkadaşları motor üzerinde tekrar çalışmaya başlamıştı. Bu defaki hedefleri Avrupa'dan daha iyisini yapmaktı. Görevliler Gümüş Motor tarafından üretilen motorları yeniden kontrol etmeye gelmişlerdi. Fabrikanın genel müdürü olan Necmettin Erbakan onlara eşlik etmekteydi. Motorumuzu bu defa Avrupa standartlarının dayı altında saatte 5,5 litre motorun harcları hale getirdik. Emin olun, Avrupa'daki emsallerinden çok daha verimli ve tasarruflu şekilde çalışacaktır. Yine standartlar uygun değil. Biz çalışmalarımızda Avrupa kriterlerini göz önüne alıyoruz. Beyefendi, mesele standart meselesi mi? Yoksa Türkiye'nin şeftali yerine motor üretmek istemesi mi? Beyefendi, standartlara uygun hale getirene kadar motorlarınıza seri üretim izni vermeyeceğiz. İyi çalışmalar. Necmettin Erbakan asla pes etmeyecekti. Motorların seri üretime başlayabilmesi için ne gerekiyorsa yapacaktı. İlim ormanda yolunu kaybetmiş olan bir insanın elindeki pusulaya benzer. Gökyüzüne bakabilirsiniz. Büyük ayı, küçük ayı şimal bu taraf tespit edebilirsiniz aklınızla. İyi ama ben şimdi bu karanlıkta etrafımı tehlikelerle dolu olan ormandan kurtarmak için nereye gideceğim? Şu şimal taraftaki ağaçların arkasında canavarlar beni bekliyorsa, şu taraftaki, cenuptaki şu tehlikeler varsa mutlak şimal diye bir yere gitmek bir şey ifade etmez ki. Kurtulabilmem için akıl nasıl şartsa, nerede hangi tehlikeler var bunu gösteren din, bunu gösteren Kur'an-ı Kerim de aynen bir pusula gibi şarttır, zaruridir. İnsana hem akıl lazım, yani pusula lazım, hem de harita lazım. Kaldı ki Müslümanlık dininde zaten ilim dinin bir parçasıdır.